Otlarımı getirdim, buraya koydum arkadaşlar. Böyle akşam otururken temizleyeceğim. Akşama yemeğim var. Bunu yarına yapacağım. O yüzden bu akşam temizleyeceğim, hazırlayacağım. Suya bastırırım. Yarın da hazır pişiririm. Şimdi bizim ahırda kayınpederimin televizyonu var. Tüplü televizyon, eski televizyon. Onu ahıra koymuştuk biz. Buraya da gelenler var, şeyden, deprem bölgesinden. Televizyonu olmayan bir hane varmış. Bakalım, güzel temizleyip dışarıya çıkarayım. Eşim de işten gelince bagaja koyup götürür. Ben hazırlayayım. Gidelim bakalım televizyon ne durumda. El arabasıyla götüreyim dedim ama yolda devrilir bir şey olur diye almadım. Yani eşim gelince götürsün. Bunu bir temizlemek lazım arkadaşlar. İlla ki yani tozlanmış. Ama televizyon iyi, yani çalışır durumda. Kayınpederim yeni yaptırmıştı. Temizleyeceğim işte. Kumandaları nerede bilmiyorum. Kumandalarını bilmiyorum arkadaşlar. Akşam. Neredeyse zaten eşim bir saat sonra gelir. Ben bunu bir hazırlayayım, temizleyeyim, dışarıya atayım Elif'le. Şimdilik sehpayı götürdüler arkadaşlar. Sığmadı. Televizyon ne bagaja sığdı, ne arabanın içine sığdı. Hiçbir yere sığmadı. Sağlam mı? Öne doğru gelmez değil mi? Ahırda ziyan olacağına bir Allah razı olsun derler. Kayınpederimin hayrına. Televizyon gayet güzel gösteriyor yani. Kaz ayaklarımı temizliyorum şimdi. Bayağı da güzel bakın. Usta oradan kök alıp tarla kenarlarına dikmek lazım. Tarla kenarlarında daha güzel oluyor. Daha taze oluyor. Böyle temizleyeceğim. Güzelce tazesini. Şunlar kart mesela. Şunları alacağım. Ondan sonra da suya koyacağım. Yarın pişireceğim. Doğrayıp da suya koymaya karar verdim. Bunlar da hep çöp. Bahçede ne kadar çöp varsa eve getirmişim. Gülme. Niye gülüyorsun? Şöyle tertemiz ayırdım çöpünü, pisliğini. Şimdi böyle doğrayacağım. Ondan sonra suya koyacağım. Yarın da pişireceğim inşallah. Pişirirken de gösteririm. Burayı bitirdim arkadaşlar. Yoruldum ama değdi. Camlarını sildim. Örtülerini çıkardım. Perdelerinin bir kısmı, bir caminki makinede hala. Ondan sonra işte yerleri sildim. Her şeyin tozunu aldım. Kendime Türk kahvesi yaptım. Kendimi ödüllendireyim değil mi arkadaşlar? Şöyle bir yorgunluk kahvesi içeyim. Ondan sonra da makineye gidip bakacağım. Makine bitirdiyse örtüleri atacağım. Örtüler hazır, daha akşam olmadı. Hava da güzelken akşama kadar kurumuş olur. Ondan sonra perdeyi atarım. Zaten
Perdeleri de takacak değilim. Çünkü ben takamam. Merdivenden düşerim. Evde kimse de yok. Kendimi tehlikeye atmayayım. Elif gelince takar. Ama ben dediğim gibi önce diğer camın tüllerinden önce şeyi atacağım. Örtüleri atayım ki kurusun hemen. Öyle arkadaşlar. Sonra ne yapacağım işte? Dediğim gibi bunları öbür eve götüreceğim. Orada sırayla atacağım makineye. Sonra evin diğer kalan kısmını süpürüp sileceğim. Bir odanın altını üstünü hallettim. Her yerini sildim. Silmedik bir yer bırakmadım. Diğerlerini de normal bir temizlik yapacağım. Böyle ortadan süpürüp sileceğim. Allah izin verirse başka bir günde başka bir yeri dip köşe yaparım. Çünkü hepsini yapmaya benim gücüm yetmiyor. Bazen çok gücüm yerinde oluyor, yapıyorum. Bazen de güçsüz oluyorum. Böyle tek tek yavaş yavaş yapıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kaza yağı pişiriyorum arkadaşlar. Kaza yağının soğanını kavurdum. Şimdi kaz ayaklarını, kaz ayağı deyince bildiğiniz kazın ayağı değil, ot. Şimdi kaz ayağı, kaz ayağı dedikçe kazın ayağını pişiriyorum sanmayın. Otun adı kaz ayağı. Soğanı kavruldu iyice. Kaz ayaklarını getireyim, atayım. Şöyle kaz ayaklarını güzelce temizledim. Birkaç defa yıkadım. Zaten sabaha kadar suyun içinde durdu. Ondan sonra da üzerine pirinç koyacağım. Ispanak yemeği gibi pişireceğim arkadaşlar. Yoruldum, çok yoruldum. Bir önceki videolarımda da gördünüz. Temizlik yaptım. Tabii ki de birçoğunu çekmedim. Sizin gördüğünüzün neyini bayağı bir yaptım yani. Siz bayağı bir çok az bir bölümünü gördünüz. Bütün evi süpürdüm, sildim. Biraz sıcak su koyayım şöyle. Çok değil. Ay bugün de çok ses yapıyor değil mi Elif? Elif de geldi okuldan, sağ olsun bana yardımcı oluyor. Şimdi kenara koyayım, görüyor çok ses Kötü kalan soğanları, salçaları şöyle yaptım. Öyle işte arkadaşlar, yani bir önceki videolarımda gördünüz, zaten göreceksiniz. Temizlik yaptım. Oturma odasının camlarını sildim. Kapısını sildim. Çekyatlarının kenarlarını sildim. Bütün her şeyin altını sildim. Tozunu aldım. Perdelerim makinede yıkanıyor. Camın bir tanesi yıkandı. İkincisini daha atmadım. Çünkü örtüleri attım. Dedim akşam olmadan örtüleri atayım. Yıkansın. Biraz dedim dışarıda kurusun. Ondan sonra da perdeyi. Artık Efe mi asar perdeyi, Elif mi asar bilmiyorum. Ben merdivene çıkamam. Merdiven beni tartmaz zaten. Öyle işte arkadaşlar. Bu işleri yaptım. Sonra kamerayı kapattıktan sonra evin geri kalanını süpürdüm, sildim. Odun ayarladım. Şimdi de yemek telaşına girdik. Bunun yanına da makarna yapacağım. Bayağıdır makarna yapmıyorum. Tabii makarnayı ben yemeyeceğim. Eşim, çocuklar yiyecek. Ben sadece kaz ayağı yiyeceğim. Bir de havuçlu kek canım çekiyor. Bir dilim belki yerim. Onu da Efe yapacak. Efe'ye akşam söz verdim Elifçim. Efe yapmak istiyor. Sen de başka bir zaman portakallı kek yaparsın, olmaz mı? Öyle işte arkadaşlar. Çocuklar yapmayı seviyorlar. Efe de gelince öyle. Yani bir dilim makarnanın yerine bir dilim kek yemek istiyorum. Çünkü onu canım istiyor. Ben böyle akşam telaşına girdim işte. Bölüm bölüm zaten göstereceğim. İçine bir su bardağına yakın pirinç koydum arkadaşlar. Şöyle üstünde kaynamaya başladıkça karıştıracağım.
Bayağı olmaya başladı yemek. Gayet güzel. Örtülerimi de astım. İnşallah kurur akşama. Kurumazsa yarın sererim artık çekyatların üstüne. Efe'yi bekledik arkadaşlar. Ama Efe daha gelmedi. Akşam oldu. O yüzden kek yapma işini Elif devraldı. Elif de anne çekmeyecek misin deyince aklıma geldi. Elif çırpıyor. Fırında pişirirken gösteririz. Ne attı? Bu ne ekmeğiydi? Gümüşhane. Gümüşhane ekmeği getirmiş eşim. 100 lira. Allah'ım 100 lirayı nasıl verdin buna? Ama çok güzel kokuyor. Mis gibi kokuyor valla. O kadar güzel kokuyor ki. Karabuğday ekmeği mi? Öyle miydi? Aha. Bunu ben yiyeyim. Benim yaptıklarımı da siz yiyin. Elif bıçak getirir misin? O şeyi getir tahta saplı bıçağı. Şu içini de bir keseyim göreyim. Bekliyorum Elif'ciğim. Babası Elif havuçlu kek yaptı. Kız bu Bakacağız. bıçağı düzgün ver korktum. İnsan bir siler de getirir. Islak. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nasılmış içi. Bu sabanın üstünde var ya. Acayip güzel olur. Değil mi? Aslında bu kesme işi senin de ama sen şu anda çekim yaptığın için Mustafa bunu şeyle yapmışlar bence. İçine patates katmışlar. Çok güzel. Çok ekşi. Tam ekşi ekmek. Ama ben ekmek yemiyorum. Bunu sabah yerim ben. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Güzel güzel. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi akşam yemeği yiyelim. Kızımın keki çok güzel oldu arkadaşlar. Ay, evimiz gibi kek koktu valla. Kızımın ellerine sağlık. Elifçim ellerine sağlık bebeğim. Yemek yiyordum. Yemeğin başından kalktım. Keki de dedim yakmayalım. Ay görüyor musunuz arkadaşlar eşimin bana yaptığını ya. Ben ekmek yememek için direniyorum. Adam gidiyor ekmek alıyor. Bir fırın ekmek de ben yaptım ama ekmek çok güzel arkadaşlar yani. Gerçekten de o fiyata değer yani. Bayıldım. Ama sadece sizin karşınızdaki tadına baktığım kadar yedim. Başka da yemedim. Yarın sabah sobanın üstünde ısıtıp yiyeceğim. Keki kalıptan çıkardım. Arkadaşlar çok güzel pişmiş. Birazdan Elif Hanım bunları bize kesecek, değil mi Elif? Çayla yiyeceğiz. Bu akşam çay keyfimiz Elif'ten. Çok güzel oldu kızım. Ellerine sağlık. Ben de eşime sitem edip duruyorum ya arkadaşlar. Ekmek niye aldın falan diye. Meğer adamcık ekmeği bana almış. Kara buğday ekmeğiymiş bu arkadaşlar. Bu nereden geliyordu vallahi unuttum. Az önceki eşime sorduğumda az önce orada var yani bir önceki kesip kesip yapıyoruz ya videolar arkadaşlar. İlk ekmek geldiğinde söyledi Aydın mıydı Elif? Neyse öyle bir yerden geliyor. Patron kendine getirtiyormuş. Eşim de sipariş vermiş. 100 liraymış. Böyle tanesi. Kara buğday. Ama çok güzel. Çok lezzetli. Neyse ben yemiyordum. Eşim dedi ki yazıklar olsun sana dedi ya. Ben senin için aldım onu dedi. Biraz ye dedi. Şöyle şurası şöyle şu kadarcık yedim. Ama yarın kahvaltıda tabii ki de rahat rahat yiyeceğim. Böyle işte arkadaşlar bugün de böyle oldu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı,
Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek vermeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu da benim yaptığım ekmek arkadaşlar. Bu da benim yaptığım ekmek. Tabii benimki beyaz un, beyaz un yani. Eşimin aldığı gibi sağlıklı değildir ama benim ekmeğim de yabana atılacak bir ekmek değil yani. Benim ekmeğim de maşallah çok güzel. Kendimi öveyim dedim. Değil mi Elif? Kendimi öveyim dedim. Vallahi bu da güzel, bu da açıp açıp gösteriyorum ama bu da güzel. Benim ekmeğim de güzel tabii ki de. Efe perdeleri taktı arkadaşlar. Tertemiz oldu. Ama çekyatların örtüleri kurumadı. O yüzden onları takamadık daha. Yani örtüleri seremedik. Artık yarın onları da bu gece kaldı. Ben de hiç sevmiyorum örtüsüz kullanmayı. Öyle işte arkadaşlar. Güzel oldu, temiz oldu.